Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır basın mensuplarıyla bir araya geldi. Detayları almak üzere Ülketi Ankara temsilcisi Mustafa Palaya dönelim. Ankara Stüdyomuzdan aktaracak bizlere notlarını. Mustafa hoş geldin. E, neler vardı masada? Ne konuşuldu? Gündem neydi? Ee, sevgi çok önemli bir toplantıydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır gündeme dair e, soruları yanıtladı. Bir taraftan da e, Türkiye'nin 2023-2024 yılları arasındaki yürütmüş olduğu projelere değindi. Savunma sanayi teknolojisinden yüksek teknoloji ihracatına, e, insansız hava araçlarında verilen mücadeleye, Arge yatırımlarına, TÜBİTAK'ın vermiş olduğu katkılara ve bir taraftan hem özel sektör hem kamunun uzun vadeli yatırımlarına Türkiye uzay yolculuğuna, yerli ve milli teknoloji hamlelerine, teknofestine varana kadar çok sayıda konu başlıklarına değindi. Hemen ilk başta değinelim. Öncelikli olarak insansız hava aracı. Bu, bu teknolojiyle Türkiye deyimlerinde ise büyük bir çığır açtı ki KCMZ'de de gözüküyor. İnsansız hava araçlarında dünya birincisi olduk ki bu özellikle hem kamunun hem de özel sektörün ve ikisinin de işbirliklerinin oldukça önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Türkiye bu konuda ilk üçe girmişti dünya dünyada ve yine insan hava aracını üreten sayılı ülkelerden bir tanesiydi ve bugün itibariyle Mehmet Kacır'ın ifadesinde de insansız hava araçlarında Türkiye dünya birincisi oldu. Gelelim tabi bu savunma sanayi ve savunma sanayi teknolojisi demişken geçtiğimiz günlerde CHP'nin genel başkan yardımcısı Pınar Hanım'ın bir açıklaması vardı ve özellikle Baykar'ın vergi rekortmeni olduktan sonra bir iddiayı gündeme getirdi ve şunu söyledi Baykar devletten teşvik desteği alıyor dedi. Çeşitli desteklerin kendisine verildiğini ve imtiyaz tanındığını ve bu şekilde bir rekabetin olmadığını ifade etmişti. Hem öncesinde Baykar'dan bu iddialara sert bir yalanlama geldi ve bugün itibariyle de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır bu iddiaları tamamıyla yalanladı. Baykar devletten teşvik alıyor sözleri hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor dedi ve bu şekilde yatırım yapabilecek olan hem yerli hem de yabancı firmalara Türkiye'nin çok sayıda destek verdiğini özellikle KDV istisnası, KDV iadesi, gümrük vergisi istisnası, kurumlar vergisi indirimi, SGK primi ve aynı zamanda işçi başına yapılan istihdama ilişkin destek, yatırım yeri tahsisi gibi çok sayıda desteklerin bu şirketlere devlet tarafından verildiğini ifade etti ve altını kalın harflerle çizdi. Ama dedi Baykar neredeyse bu nakdi yardım desteğinin büyük bir bölümünü hiçbir şekilde kabul etmiyor. Hatta yatırım yeri tahsisi bile kendilerine gösterildi. Türkiye'nin teknolojisine, savunma sanayisine katkı sağlansın diye biz bunu sadece Baykar'a değil, çok sayıda firmalar, bütün e, Türkiye'ye yatırım yapacak olan bütün firmalara bu desteği sağlıyoruz ama Baykar e, bunu da kabul etmedi ve yatırım yeri olarak gösterilen yerin parasını da kendisi yatırdı. Devlete de parasını ödemiş oldu dedi. Devlet desteklerinden en düşük yararlanan firmanın Baykar olduğunu söyledi. Özellikle Özellikle savunma sanayi alanında sadece Baykar'ı değil tüm firmaları kayıtsız, şartsız destekliyoruz. Hiçbir şekilde firma ayrımı yapmıyoruz. Yeter ki Türkiye'nin savunmasına, sanayisine, teknolojisine katkı sunsun dedi ve rakamları da paylaşmış oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.